ve örgütlerle etkili işbirliği içerisinde olmaları sağlanmalı. Şiddetle mücadeleye ve şiddetin her biçimini önlenmesine yönelik politika, önlem ve programların yerine getirilmesi için sivil toplumu da dahil ederek yeterli düzeyde mali kaynaklar ve insan kaynakları tahsis edilmeli. Resmi eşgüdüm birimleri kurulmalı. Her türlü şiddet vakalarına ilişkin ayrıştırılmış istatistiksel veriler toplanmalı, incelenmeli, uluslararası düzeyde karşılaştırma yapılmasını sağlamak üzere sözleşmede kurulacağı öngörülen uzmanlar grubuna da iletilmeli. Yükümlülükleri nedir devletin? Farkındalığı arttırmak, eğitim, uzmanların eğitimi, önleyici müdahale ve tedavi programları, özel sektör ve medyanın katılımı ve bir isteme kurulu. Ve farkındalık yaratmak. Koruma ve destek nasıl sağlanacak? Bilgi, mağdurların destek hizmetleri ve yasal tedbirler hakkında anladıkları dilde bilgi edinmelerini sağlamak. Genel destek hizmetleri, bireysel toplu şikayette destek, uzman destek hizmetleri, sığınaklar, telefonla yardım hattı, cinsel şiddet mağdurlarına yönelik yardım, çocuk tanıkları için koruma ve destek. Neden bunları anlatıyorum? Devlet neresinde ve ne kadar yaptı? Bunları da geleceğiz, şimdi konuşacağız. Ve çok önemli bir şey var. Taraf devletlerin yükümlülüklerinde maddi hukuk açısından yapılması gerekenler başlığı altında. Madde 30. Tazminat. Ciddi bedensel zarar gören ve uğradıkları zarar, faiz, sigorta ya da devlete ait sağlık ve sosyal yardım hizmetleri gibi diğer kaynaklardan karşılanmayan kişilere devlet tarafından yeterli tazminat sağlanır. Bu da çok önemli. Taraf devletler zor evlilikleri mağduru aşan aşırı maddi veya idari yük getirmeyecek şekilde yok sayılabilmesi, feshedilmesi ya da sonlandırılması için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Şimdi İstanbul Barosu aktif çalışıyor bu konuda tabii ki. Benim de mensup olduğum barolardan birisi. Türkiye Barolar Birliği, tüm barolarda özellikle kadınlarla ilgili birimler kuruluyor. Keza Federasyonumuz telefonla acil yardım hatları, kadın statüsü genel müdürlüğü de bir acil yardımlaşma telefon hattı kurmuştu. Fakat yeterli mi? Değil. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı uzman eylem grubu, GREVIO sözleşmesinde taraf devletlerce uygulanmasını isteyecek. İzleme mekanizması da böyle. GREVIO en az 10, en fazla 15 üyeden oluşur. Taraf devlet komitesi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplanır. Komitenin ilk toplantısı GREVIO üyelerini seçmek için sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içerisinde yapılır. Komiteye Türkiye'den gönderilecek aday, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından en geç 2 Mart 2015'e kadar bildirilecektir. Prof. Feride Acar resmi adaylık başvurusunda bulundu. İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Uluslararası Sözleşmenin de gibi bir önemi var. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içerisi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Bu şekilde bu kabul edildikten sonra 6.284 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş, aile koruması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hazırlanmıştır. Uygulamada elbette eksiklikler vardır. Anlatmaya kalkarsak ve detaylandırırsak çok uzun zaman alacağından, sorup cevaplarınız varsa bu şekilde bir süreçte ben cevaplamaya hazırım detaylarla ilgili. Bizim şu an ülkemizde uygulanan 6.284 sayılı kanun. Şimdi ben birazdan maalesef çok acı bir bilançodan bahsedeceğim. 2000 yılından bu yana kadın cinayetleri istatistikler basında. Milliyet Gazetesi 1 Temmuz 2015 tarihli sayısında kadın cinayetlerine ilişkin bir istatistik yayınladı. Bu çok ciddi bir istatistik olduğu için burada paylaşıyoruz. Milli muhabirleri Çiğdem Yılmaz ve Seren Yalçın imzalı haberde kadına yönelik şiddet çetelesine göre 2015 yılının ilk 6 ayında sadece ilk 6 ayında 149 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu bir yıl içerisinde sanırım 302'ye ulaştı. Değil mi başım? 302. 302. Genel total 410. Evet. Yani bu kayıt içi olanlar tabii ki. Kayıt içi. Kayıt dışını tabii konuşmuyoruz. 6 ayda işlenen bu süreç içerisinde sadece 2015 yılının ilk 6 ay için konuşuyorum.
en az 117 çocuk annesiz kaldı. Cinayetleri de en az, kayıt içi tabii ki bütün bunlar rakamlar, 13 çocuk tanıklık etti. Türkiye'de 2014 yılında en az 294 kadın erkek şiddeti nedeniyle toprağa verildi. Bu sayı 2014'ün sadece ilk 6 ayında 130 iken gün geçtikçe katlanarak yıl sonunda 294'e ulaştı. Geçen yılın ilk 6 ayında erkek şiddeti yüzünden yaşamını yitiren kadınların istatistiği bu yılın, yani 2015'i tabii geçtiğimiz yılın ilk 5 ayıyla karşılaştırıldığında vahim tablo bir kez daha ortaya çıktı. 2015'in ilk 6 ayında 149 olarak kayıtlara geçen kadın cinayetleri 2014 yılının ilk 6 ayına göre %14'te artış gösterdi. 2016 yılı, Şubat ayı, geçtiğimiz ay, henüz yeni geçirdim. Sadece Şubat ayında 23 kadın öldürüldü. Kadınların %26'sı boşanmak veya ayrılmak istemediği için, istediği için. %8'i ilişki teklifini reddettiği için öldürüldü. Her 4 cinayetten biri sokak ortasında işlendi. Ülkemizde her 4 saatte bir kadın tecavüze uğruyor. Katiller en yakınlarımız. Yılın ilk 6 ayı öncesi ve sonrası, yeni Şubat ayı için söylenen %76'sı neredeyse bunların 25 ila 45 yaş arası kadınlar. %38 ile 40 arası, %18 ile 24 yaş aralığında. %26'nın üstü de 45 yaş üstü. Öldürülenlerin 8'i henüz, geçen yıl için söylüyorum, 18 yaşına gelemeden erkekler tarafından öldürüldü. 2015 yılı verilerinin ilk 6 ay için söylersek, katledilen 149 kadından 52'si eşi, 27'si katil zanlıları belli olmayan ya da tanımadıkları biri, 20'si sevgilisi, 18'i tanıdıkları, 8'i eski eşi, 5'i imam nikahlı eşi, 8'i babası, 3'ü damadı, 3'ü oğlu, 2'si nişanlısı, 2'si de erkek kardeşi, biri de torunu tarafından öldürüldü. 2015 yılının ilk 6 ay için verilen verilerde kadınların %66'sı ateşli silahla, 46'sı bıçakla, 17'si darp edilerek, 14'ü boğularak, 4'ü yakılarak ve ikisi ise kesici aletle katledildi. İstanbul ilk sırada. Türkiye'de işlenen cinayetlerin illere göre istatistiği ise şöyle. İstanbul 1, İzmir 2, Ankara 3 ve devam ediyor. Yaşam anları ellerinden alınan bu kadınların ölümlerinden dolayı en büyük mağduriyeti yaşayanlar ise çocuklar oldu. Kayıt içi verilere göre konuşuyorum. Çok belirgin olduğu için 2015 yılında işlenen kadın cinayetlerinde en az 117 çocuk annesiz kaldı. Yaşanan vahşete ise birçok çocuk tanıklık etti. Yani kendi babaları tarafından anneleri öldürüldü gözlerinin önünde. Bu yaşananlar elbette cinayet değil, birer vahşet. İnsan haklarının en büyük ihlalidir ve insanlık dışı bir durumdur. Devlet üzerine düşen görevi gereği gibi yapmıyor. Mevcut yasaların da altyapısı yok. Kadın karşıtı söylemler çok fazla gündemde. Dini ör ve adetlerle kadınların önüne çeşitli engeller konuluyor. Baroya adli yardım için başvuran kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor ve kadın kuruluşlarına da hakeza. Bu yıl yardım için sadece baro için konuşuyorum, 12 binin üzerinde kadın başvurdu. Ve bunların hiçbirine yakın şiddet mağduru. %85-90'ı ise şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadınlardan oluşuyor. Türkiye Millet Meclisi ülke tarihinde en yüksek oranda kadın vekile kavuşmuş durumdalar. Ve toplum bu meclisten çözüm bekliyor. İlk ve başlangıç adım olarak ceza indirimlerinin, ihal indirimlerinin kalkması gerekiyor. Güncel adıyla Özgecan yasası olarak kabul edilen, çünkü Özgecan davasında ihal indirimi uygulanmadı. Bu yüzden erkek şiddetini aklamak eğilimi son bulacak bu yasa başlarsa ihal indirimini kesinlikle kalkması gerekiyor. Tüm toplum gerçek bir adalet ile tanışacaktır o zaman. Ardından 6.284 sayılı korunma kanununun etkin uygulanması, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasi parti önderlerinin ve kadın milletvekillerinin meclislere herkesin ve siyasi parti önderliğinin kadın cinayeti işleyen erkeği kınayan açıklamalar yapması da bizce kanunca zorunludur. Kadın Bakanlığı'nın yeniden kurulması gerekir ve cinsiyet ve cinsel yönelik eşitliğini temel alan yeni bir anayasa ile ve emin olun gerçekten kadın cinayetleri duracaktır.
Çok teşekkür ediyorum.